Bir film bir konu hoş geldiniz. Bugün Babamın Kanatları ve Küçük Şeyler filmlerinin yönetmeni Kıvanç Sezer konuk. Kıvanç hoş geldin. Merhaba Şener, hoş bulduk. Nasılsın? İyi. İşte karantina halleri devam ediyor. Tam da buradan başlayalım. Herkes aynı soruyu sorarak başlıyorum. Senin nasıl gidiyor? Herhalde muhtemelen sen de 2 aydır falan evdesin ağırlıklı Evet. olarak. Evet. Yani evden... Nasıl başladı, nasıl gelişti ve şu an neredesin diye. Şu an odamdayım. Uzun süredir bu karantinanın şeyinde işte olabildiği kadar üretken olmaya çalışıyorum ama bir noktada öyle bir şeyi de bıraktım. Böyle bir hırsı da bıraktım yani. Üretken olmalıyım hırsını. Çünkü şunu fark ettim. Yani bu bir afet yaşanıyor şu anda. Ve şu anda çok da böyle bir hırslanmanın ya da böyle bir şeyler üreteceğim diye motive olmanın çok da fazla bir anlamı yok. Neyse o. Dolayısıyla günler birbir ardına geçiyor. İç gün, iç gece şeklinde. Ve devam ediyor. Yani işte herkes gibi aynı şeyleri yaşıyoruz. Aynı kaygılar, aynı tedirginlikler. İşte bazen iç sıkıntısı. Bazen işte bir şeylerden küçük şeylerden keyif alabilecek durumlar yaratmaya çalışıyorum. Yani bence hani bir evde kalanlar var, evde kalabilenler var, bir de evde kalamayanlar var. Evde kalamayan ve işte çalışmak zorunda olan bu toplumun büyük kısmı aslında. Biz hani evde kalabilenler olarak bir şekilde zaten şikayet etme hakkımızın olmadığını düşünüyorum. Ve işte bir şekilde bu günleri hasarsız atlatmaya çalışıyoruz. Evet. Ama hani bizim gibi evde işte kalabilenler açısından da süreç uzadıkça hani yaptığımız işle ilgili bağlantılarımız, o işlerle ilgili daralmaların da etkileri şey yapıyor. Yani mesela senin açından yapmayı düşündüğün filmi sürekli ertelemek, işte ne bileyim belki ufak tefek bir şeyler yaparak kazandığın, geçimini sağladığın işleri yapamamak gibi şeyler hale geliyor. Hani bunun da böyle çok sosyal olarak da sürdürülebilir olmadığını sadece ekonomik olarak değil biraz etrafı gözleyerek de görmek mümkün. Hani şey oluyor mesela seyahat Katılıyorum. edebilme işte insanları görebilme özgürlüğü falan gibi. Bakalım herhalde belli ki bayram sonuna kadar daha böyle gideceğiz. Bayramdan sonra nasıl olacağını bir bakacağız gibi görünüyor. İkinci bir dalga olmazsa bence bir 2 aylık bir yeni normalleşme ya da adaptasyon süreci olacaktır. Ama bu koşullarda da ikinci dalganın olmaması zor gibi gözüküyor. Evet yani onu biraz sadece bizim değil anladığım kadarıyla bütün ülkeler o ikinci dalga riskini minimumda tutarak bir geçiş şeyi yapma testi test ediyorlar anladığım kadarıyla. Ya yani biraz şey gibi geldi bana da. Hani herkes kapasitesini gördü. Hani günde kaç bin vaka, kaç bin hastayı kontrol altında tutabiliyoruz gördü. Ve yani o sınırlar içerisinde kalmak koşuluyla bence biraz normalleştirmek isteyecekler bir süre gibi geliyor. Dün bir ufak bir yürüyüşe çıktığımda bizim mahallede açılan kuaförde akşamüstü saatlerinde bir erkek manikür yaptırıyordu. Yani insanların o hani O karantinadan çıkma şekilleri de bir tuhaf oluyor muhtemelen. evet, hani başka bir konu açmak için söylemiyorum, burayı kapatmak için söylüyorum aslında ama 1.200.000 kişi AVM'lere gitmiş Pazartesi günü İnanılmaz bir ilk rakam, açıldığında. inanılmaz bir rakam. Yani dolayısıyla hani bu Parklar, mevzu camiler kapalı, AVM'ler açık. evet hani bu mevzu bahis kaldı yani şey olacak çok daha konuşulacak muhtemelen. Peki, kayda girmeden önce bir kara film listesi yaptığını ve oradan bu Evet. ara onları izlediğini söylemiştin. Seçtiğim film de oradan, o listeden muhtemelen. Biraz hani Evet. hangi filmi seçtin, niye seçtiğinden başlayarak konuşmaya başlayalım. Billy Wilder'ın Çifte Tazminat, Double Indemnity filmini seçtim. 1944 yapımı bir kara film. Ben tabii ki yani aslında Billy Wilder'ın filmlerini çok önceden izlemiş olduğum filmleri vardı. Çok meşhur filmleri olan
bir yönetmen. Fakat bu dönemde bir kara filme böyle tekrar bir göz atarken hem bu kadar farklı film türlerinde film üretmiş bir işte Avrupa kıtasından göçmen yönetmenler ekolünden gelen bu kadar uzun süre 25 film yapmış 40 yılı aşkın sürede ve bu bunların içinden de neredeyse her türe ait birer başyapıt çıkarmış bir yönetmen olarak biraz onu da hem hayatını inceliyordum hem işte yaptığı ettiklerini vesaire. Ve Double Indemnity'yi işte izlerken yani beni şu gerçekten şeye düşürdü. Yani bir senaryonun bu kadar iyi yazılmış olması, bu kadar yani artık türe şeylerini veren, nasıl söyleyeyim, köşe taşlarını veren hem sinematografik olarak hem hikaye anlatımı olarak hem de o yani o işte kara filmin kara olan kısmını toplumsal arka planıyla birlikte bu kadar böyle güçlü verebilen bir film olduğu için bunu konuşmak istedim. Aslında Sunset Boulevard'da konuşabileceğimiz yani o da aklımdaydı ama hani bu daha erken film olduğu için biraz bunu konuşmak istedim. Evet. Bir şey rica edeceğim sadece. Konuşurken kablonun tişörtüne değmemesine dikkat edersen oradaki sürtünme bir şey yapıyor. Yani bana da mesela daha önce var mıdır bilmiyorum ama hani şimdi izleyince mesela dönem açısından çok riskli bir şeyle başlıyor ya film. Yani katilin kim olduğunu daha birinci dakikada veriyor. Yani bütün olay örgüsünü veriyor. O bütün olay örgüsünü. Yani dolayısıyla finalde nasıl bir yere bağlanacağımızı biliyor. Yani çok büyük bir risk alıyor. Ve o riski de yani sonucu değil. Çünkü seyirci bu tür şeylerde yani sonucu çok merak eder. Yani katilin kim olduğunu. Süreci izlemeye ikna etme şey yapıyor, iddiasına giriyor daha birinci dakikada. Yani sonucu vereceğim ve ben sizi yaklaşık iki saat boyunca bu süreç nasıl geliştiği izleteceğim diye bir iddiaya giriyor ve bunun altından kalkıyor. Senin biraz önce vurguladığın senaryo gücü müthiş bir şey o bakımdan. Yani hani hiçbir anında kopmuyorsun. Hani entrikayı takip ediyorsun. Sonuçlarını ve varacağı yeri takip ediyorsun falan. Hı hı. O bakımdan daha çok özel bir yeri olan bir film bir taraftan. Şimdi belki kısaca konuyu da tabii yani şöyle düşünerek konuşabiliriz. Hani bu filmlerin izlenmiş olduğunu varsayıyoruz. Hani biraz spoiler'a girebiliriz rahatlıkla çünkü başka türlü olmuyor. Artık yani 1944 yapımı 80 yıl olmuş. Spoiler diye bir derdimiz yoksa yani bir sigorta çalışanı, hızlı konuşan bir sigorta çalışanının bir kadına aşık olması ve kadının kocasını öldürerek oradan bir kaza tazminatı alma cinayetini beraber kurgulamaları ve o cinayeti işlemelerini anlatıyor ve cinayet işledikten sonraki süreci anlatıyor film. Ve dediğim gibi aslında bütün film bir flashback. Ve bu işte hani bizim dramatik ironi dediğimiz yani seyircinin karakterden daha çok şey bildiği o flashbacklere girdiğimiz zaman durumu yaratıp bize aslında neyin nasıl olduğunu, önce neyin nasıl olduğunu, ondan sonra da bunun nasıl çözüleceğini ya da hangi yollardan geçeceğini sorgulatıyor film ve bu da aslında filmi hiç bahsetmedi fakat çok arka planda duran bir şey durumu var. Yani bir toplumsal yozlaşma, bir ahlaki çöküş. İşte özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında yapılıyor film. Büyük buhranın ardında ve sigorta şirketinde... 38'de geçiyor film. 1938'de evet, geçiyor. 38'de geçiyor ama 44'te çekiyorlar. Evet. Yani 44'te çıkıyor. Yani daha çok buhran dönemi, buhran sonrası... Evet. Ahlaki durumu anlatıyor biraz sanki. Çünkü burada bizim karakterimiz bir sigortacı olarak bu tür durumları ve işte bir onun bir üst konumundaki birisi Case karakteri aslında bu tür sahte olayları çözmek ve dolayısıyla da tazminat ödememek üzerine ne bir hafiyelik yapıyorlar ve bunun arka planında da şu var yani birçok insan mesela bir kamyon şoförü örneği gösteriyor. Kamyonu yakıp onun tazminatını almak istiyor ve onlar da onun aslında onun yaptığı bir şey olduğunu oradaki talaş üzerinden vesaire gösterip
Ya oradaki o yozlaşmıştı ve bunun arkasındaki sistemik meseleyi hiç anlatmadan anlatma becerisi gösteriyor film bir taraftan. Bence diğer taraftan da işte bizim karakterin yani o kötülüğü, içinde uyanan kötülüğü anlatması ve yani net olarak en baştan bir cinayet işlediğini bildiğimiz ve bu cinayetin kişisel hırsı dışında başka bir ya da işte aşk ya da işte ne bileyim oradaki para dışında bir motivasyonu olmadan işlediğini çok kısa bir süre içinde öğrendiğimiz bir karakteri de bize merak ettirtebiliyor. Çünkü ahlaki açıdan özellikle bundan 70-80 yıl önceki seyircinin de çok alışkın olduğu bir şey olduğunu düşünmüyorum bu meselenin. Yani ahlaki açıdan sorumlu bir karakter, bir katil yani. Yani ne olabilir daha fazla diye düşünüyorsun. Tabii, ama tabii. Hatta yani mesela oradaki tırnak içinde kötü kadın, yani işte film noir'ın temel şeyi o da kurbana dönüşüyor bir noktada. Yani finalde evet. Aslında hani evet. Kadın kurbana dönüşüyor. Yani elde edemiyor arzuladığı şeyi. Dolayısıyla adam da elde edemiyor. Evet, ama hani şey kötü olarak o kalıyor aslında. Hani hikayenin kötü karakteri bizim en baştaki erkek hı-hı. karakterimiz oluyor. O bakımdan da biraz film noir şeyinden de biraz hani o sadece böyle kadına yönelik hani kadın kötücüllüğünü de paylaştıran bir tarafı var. Mesela kadının kocası doğru. da kötü bir karakter aslında. O senin evet. bahsettiğin iş ahlakı açısından bakıldığında bile öyle. Yani hani ortada evet, evet. aslında hiç iyi karakter yok gibi neredeyse. Belki yani, Fizz karakterinden bahsedebiliriz. Ha. En dürüst karakter olarak. Yani işini iyi yapıyor ve bir şey ters gittiği zaman yediği yemeği sindiremeyen bir karakterden, evet. yani midesinden çünkü, anlayan bir karakterden. O biraz belki işte öncesinden de geliyor. Çünkü hani 26 yıldır bunu yapıyor sürekli. Ben yani 26 yıldır yapıyorum dediği için belki başka türlü bir iş ahlakı döneminden de geliyor. Evet yani o işte onun mesela o intihar tiradı falan çok müthiş bir şey. Hani evet. ne intihardır ne değildir anlattığı şey. Hani çok evet. iyi yazılmış diyaloglar da var açıkçası. Hatta monologlar var. Şöyle de bir şey var. Şimdi bu film noir dediğimiz zaman genelde dedektif karakterler ve dedektiflik romanlarından uyarlanan filmler oluyor genelde. Ki Billy Wilder da çok uyarlama yapan bir yönetmen. Burada Raymond Chandler'ın bir kitabından beraber uyarlıyorlar Raymond Chandler'la beraber. Ki işte Dashiell Hammett ve James Kane gibi önemli yazarlardan bir tanesi Raymond Chandler. Ve çok zorlanıyorlar yazarken. Çünkü Raymond Chandler bir alkolik. Ve Billy Wilder yani bayağı böyle mücadele ediyorlar vesaire ve sonra da çok kötü ayrılıyorlar. Zaten bir daha da beraber çalışmıyorlar. Hatta çok ilginç işte bir filmi daha var. Çok kısa süre sonra çekti. Şu an ismini hatırlayamadım. Orada aslında Raymond Chandler anlatıyor Billy Wilder. Belki sen hatırlarsın o filmi, şu an hatırlayamadım ben. Ve yani senaryo yazım aşamasında aslında ikilinin çok çok iyi bir iş çıkardığını. Fakat yani bunu çıkarırken de hem o dedektiflik şeylerini hem o dünyayı çok iyi resmederken bir taraftan da bir meseleyi anlattıklarını görüyoruz. Yani keşke daha çok film yapabilselermiş beraber diye düşündürdüğüm bir şey yani bir duo. Hatta filmde de çok küçük bir Raymond Chandler'ın cameosu var böyle bir yerde şeyden çıkarken bizim Walter Neff karakteri arka tarafta duruyor böyle. Böyle küçük küçük bir kare bir an var. Dolayısıyla bu dedektiflik hikayeleri içerisinden, bu suç hikayeleri içerisinden film noir böyle bir hani ahlaki dünya şeyini ortaya çıkartıyor. Femme fatale meselesiyle ilgili şöyle bir ilginç durum var. Belki hani orayı da biraz konuşabiliriz. Çok fazla femme fatale ile özdeşleşmiş bir şeydir. Ve film noir genelde yani ve bunun da şundan kaynaklı olduğunu eleştirmenlerin şöyle bir tespiti var. Şimdi özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası erkekler, savaştan dönen erkeklerin kadınlara karşı olan güvensizliğinin bir tür somutlaşması gibi bir tespit var. Ve birçok şeyde de örneğin Nicholas Ray'in In a Lonely Place diye Humphrey Bogart'ın oynadığı bir filmde yine bunu çok daha net görüyoruz, daha direkt görüyoruz ama bu femme fatale karakterler aslında kadının
o süreç içinde, o savaş dönemi içinde hayatın içine katılmış olmasının erkek yazarlara ya da erkek dünyasına verdiği kaygının bir somutlaşması anlamında çok da ilginç bir yere geliyor. Bu filmdeki kadın karakter de her zaman için şunu söylüyor adama, yani biz işte bu işte beraberiz ve straight to the line, yani yolun sonuna kadar beraberiz. Yani birimiz inemeyiz. Tamam. Tramvaya bindik, inemeyiz diyor. Evet, şey tarafı da var. Yani bir taraf, bütün bu hani kara film noirlarda işte femme fatale karakterlerin talep ettiği iki tane şey vardır. Ya paradır ya da güçtür. Şimdi o tam böyle hani mesela bu filmin çekimi itibariyle mesela Malta Şahini kabul edildiği için 1941 mesela hani savaş dönemi de aslında hani savaş dönemi erkekler savaşa gidip kadınlar çalışma hayatına, iş hayatına girince ve mesela 1958'de sonlanması da hani neydi Orson Welles'in Bitmeyen Balığı ile yani Bitmeyen Balığı ile mesela sonlandırılması bakımında aslında hani şey gibi geliyor. Hani savaş dönemi erkeğin ekonomik iktidarının ve sosyal iktidarının ülkede kaybolması, onun toplumsal paranoyası, savaş sonrası bu paranoyanın devam etmesi ve aslında 58'de tekrar o hani buradan bu Mad Men diye bir dizi vardı ya, oraya bağlayarak devam edebiliriz. Hani erkeğin yeniden kurumsal gücünü, iş hayatında gücünü ilan ettiği ellerin sonu da hani film noir'ın güçten düşmesi ya da dönüşmeye başlaması. Evet. O bakımdan da çok anlamlı. Hani o şeyi korkusu çok anlaşılabilir geliyor yani. Hani asıl olarak hani ekonomik gücü. Hı-hı. Mesela buradaki kadın karakter de öyle ya. Hani şeyi ilk yani bir ekonomik güç elde etmeye çalışıyor. Hı-hı. Başka hikayelerde daha başka pozisyonlar. Senin dediğin gibi yazarların şeyi olabilir ama bir taraftan da belli ki Amerikan toplumunda o dönem öyle bir alttan ata öyle bir histerik durum da var. Tabii öyle ki. Anlaşılıyor. Ve yani birçok film noir'ın ya da sonrasında işte neo noir olarak tabir edilen filmlerde de aslında hep dönemin politik ve siyasi durumunu kendi içinde yansıtan, bir suç hikayesi içerisinde yansıtan örnekler olduğunu görüyoruz. Örneğin mesela 50-40'larda daha böyle İkinci Dünya Savaşı hikayesi varken 50'lerde İkinci Dünya Savaşı bittiği için daha böyle hani soğuk savaş, işte mesela Notorious'da gördüğümüz gibi daha böyle ajan hikayeleri vesaire vesaire gibi o ajanlık meselesi. Yani dolayısıyla 60'lardaki hani mesela bitti olarak kabul ediyorum ama hani 60'larda da bazı örnekler veriliyor yani şeyle. O da o dönemin politik koşullarına dair ama şey çok ilginç bir durum gerçekten. Yani erkek ve kadın meselesindeki yani aslında bakılıp dönüp araştırılabilecek ve o femme fataller üzerinden kadının da hayata dahil olması ve işte atıyorum güç isteği, konum isteği, daha işte ne bileyim kendine daha iyi bir yaşam isteğini bir şey hikayesinin içine yerleştirmesi. O yüzden de bana hani bu açıdan da çok şey geliyor, ilginç geliyor diye düşünüyorum. Yani evet, çok şey kaldırır muhtemelen bu tartışma kara film şeyi ama ufak ufak şeye doğru geliyoruz. Hani bize ayrılan sürenin sonuna doğru geliyoruz. Bari kapatmadan hani sen bu filmin orada dalmışken böyle bitirmeden aklındaki izlediğin, izlemeyi planladığın ama hani daha önce de geçmişte izlediğin birkaç film mi daha an burada istersen böylece hani belki işte bu filmi çifte tazminatı izleyenlerin hani hazır buna girmişken şu 3-4 taneyi daha beraber paketlerseniz çok güzel olur diye bağlayalım bence. Ben çifte tazminatı yine Sunset Boulevard'ı mutlaka önereceğim Billy Wilder'dan. O da çünkü bir meta film olarak defalarca izlenebilecek bir başyapıt. In a Lonely Place, biraz önce bahsettiğim Nicholas Ray'in Humphrey Bogart'ın önünde In a Lonely Place. Bir de Jacques Tournier'in Out of the Past filmi de yine Robert Mitchum'un oynadığı ve Kirk Douglas'ın oynadığı, o da yine çok iyi bir kara film örneği. Günümüze yakın gelirsek de Chinatown'u mutlaka önermek istiyorum. Jack Nicholson'ın
oynadığı Chinatown'ı önermek istiyorum. Bir de Coenler, hepimizin sevdiği Coenlerin Big Lebowski'sini, bu işi biraz mizahla da harmanlayan ve zaten hani günümüze geldiğimizde de o artık film noir'ın birçok farklı türlerle iç içe geçtiği örneklerini de görüyoruz zaten. Yani atıyorum Blade Runner'da o da örnek verilebilir. Tabii, yani birçok şeyle iç içe geçebiliyor. Dolayısıyla bunlar böyle hani hem çok çok iyi yapılmış filmler, yani başyapıt düzeyinde filmler, hem de izlemesi de çok çok keyifli ve bir döneme dair de bir şeyler söylüyor. Koen, çok sağ ol. Vallahi güzel sohbet oldu. Geldin, konuştuk. Hem film konuştuk, ederim. Hem biraz davet film noir üzerine de geniş geniş konuşma fırsatı olduk. Çok sağ ol. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim davet için. Herkese selamlar, sevgiler. Sağlıkla kalın.